Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama Rab seçilmiş olanlar kendi seçtiği kişiler uğruna o günleri kısaltmıştır. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar. Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum. Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek. Seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacak. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Bu yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir. Kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur. Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu bilemezsiniz. Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Size söylediklerimi herkese söylüyorum. Uyanık kalın.